Sakarya'dan selamlar. Evet. Şu an Balkabağ tarlamızdayız. Size anlatacağım şey sürpriz olarak söyledim ama birçok bilinçli çiftçimiz bu uygulamayı biliyor. Ben bunu geçen hafta uyguladım. Yararını da anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi kabak yapraklarının üzerine şöyle görebilirsiniz, yakınlaştırıyorum. Bir beyazlık var. Normalde yeşil formda olması gerekiyor. Yani şöyle daha yeşil olması lazım ama biz buraya bir uygulama yaptık sırt pompasıyla. Evet, kaolin kili uyguladık. Kaolin kili bildiğiniz gibi çok doğal bir üründür. Bu ürünü önceki hafta sipariş yapmıştım. Geldi. Şu an kabaklara uyguladım. Ben güneş yanıkları ve haşerelerden vesaire diş etkenlerden koruması için uyguladım. Görüyorsunuz işte şöyle beyaz. Bu da tam uygulanmayan yer. Burada dikkat etmeniz gereken şu noktayı siz şu an görüyorsunuz. Şu kabaklar yeşil. Yani kaolin kili olmayan veya çok sıkamadığımız yerler ve zararlılar da geliyor. Kaolin kili uyguladığım yerleri şu an yapraklar tam kendini bırakmamış. Hani güneşin yakıcı etkisinden korumak için ben bunu yaptım. Belli dönemlerde Temmuz ve Ağustos diyeyim yani sıcaklarında güneş yanıklığı yapmasın. Kabaklarımızı kurutmasın. Döl verimini düşürmesin diye. Ayrıca haşere ve diğer zararlardan korusun diye böyle bir uygulama yaptık. Kendiniz de araştırabilirsiniz kaolin kilini. Çok doğal bir madendir. Maden yani. Sadece maden olarak söylüyorum. Balıkesir'de bir firma üretiyordu. Oradan sipariş ettim. Sağ olsun kendileri de gönderdi. Bunu yapraklara uyguladım. 100 litre suya 3 kilogram kaolin kili katıp karıştırdım. Ve böyle uyguladım. İçeriğinde potasyum var arkadaşlar. Potasyum biliyorsunuz meyve iriliğini sağlar, büyütür, olgunlaştırır. Birkaç mineral daha var. Ayrıca farklı ana besinler de var. Kükürt de olduğunu yazıyordu. İşte böyle bir uygulama yaptık. Hayırlısıyla inşallah önceki senelerde yaşamış olduğumuz güneş yanıklığını veya görüyoruz ya, yapraklar şurada çöküyor. Şu an susuzluk hissediyor. İşte biz bunu burada olduğu gibi işte ışığı yansıtıyor. Yani güneş ışığını biraz yansıtıyor. Tam verdirmiyoruz arkadaşlar. Şu an 35 derece vuruyorsa atıyorum şu an 30 derece civarında. Bunu 5 derece civarında tolere ediyor. Yansıtıyor ve bitkiyi koruyor. Hani bir güneş kremi gibi düşünün. Bir hafif tabaka oluşturuyor. Üzerinde jel tabaka olduğunu söylüyorlar. Tabii ben jelini göremediğim için çok söyleyemiyorum ama beyazlığın güneşi yansıttığını görebiliyorum. Evet, burada da bir şey göstereyim size. Burada bir şey var. Evet, gördüğünüz ilk kabaklarımızdan yaklaşık 3 kilo. Böyle dökmeye başladı. Orada var, orada var. Şu kökte 3-4 tane var. Fazla bunları çoğaltmayacağım. Zaten aşırı meyve yaptırıp küçük kalmasını istemiyoruz. Orta boy olsun. 15-20 kilo civarında olsun. Ürünlerimiz yeterli diye düşünüyorum. Bugünlük anlatmak istediğim konu kaolin kiliydi.
yorumlarınızı veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Ben içeriğini, Kavlinkili'ni videonun altına açıklamaya koyacağım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Satın almak isterseniz yönlendiririm sizi firmaya. Bir uygularsınız. Hani zararınız olacak bir şey değil. Doğal bir maden zaten. Fazla da uygulamadığımız için. Ben bir dahaki aya bir daha uygulayacağım. Yani şu an Haziran'ın sonundayız. Ben Haziran'ın 20'si gibi yaptım. İşte Temmuz'un 20'si gibi bir daha uygulayacağım. Yani iki uygulama en fazla da yaparım. Ondan sonra fazla bir uygulama yapmayacağız. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bereketli günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.